İYİ Parti Muğla Milletvekili adayı Mehmet Tosun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'te basın mensuplarıyla bir araya gelen İYİ Parti Muğla Milletvekili adayı Mehmet Tosun, Muğla'yı bilen, Muğla'da yaşayan ve tanıyan isimlerden oluşan çok güçlü bir listeyle 14 Mayıs seçimlerine giriyoruz. Vatandaşımızın hem takdirini hem de teveccühünü görüyoruz. Bu anlamda İYİ Parti Muğla siyasetine güçlü bir seçenek sunuyor. Hemşerilerimiz bize yetki verdiği takdirde Muğla'mıza en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Biz bunun için yola çıktık diye konuştu. Siyasetin hizmet etmek için yapılması gerektiğini vurgulayan Tosun, 85 milyon insan artık birlik ve beraberlik istiyor, huzur istiyor. Bu milletin kuruluş felsefesi, kurucu lideri, milli ve manevi değerleri siyasetin konusu olmamalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi vatandaşın gerçek sorunlarının konuşulup çözüm üretildiği yer olmalı ifadelerini kullandı. Muğla'nın öncelikle Büyükşehir Yasası'ndan kaynaklanan ve giderek derinleşen sorunları olduğunu belirten İYİ Parti Muğla Milletvekili adayı Mehmet Tosun konuşmasını şöyle sürdürdü. Muğla belki de Türkiye'de en son büyükşehir olacak illerden biridir. Bugün vatandaşımızın ve yerel idarecilerin yaşadığı sorunların çok büyük bir kısmı bu yasadan kaynaklanıyor. Millet İttifakı kapsamlı bir yerel yönetim reformu hazırladı. 15 Mayıs'tan itibaren bu konuda hızlı bir süreç başlayacak. Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen beldelere köy tüzel kişiliklerini iade edeceğiz. Belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payı da arttıracağız. Belediyelerin yetkilerini yeniden düzenlememiz gerekiyor. Muğla gibi turizm kentlerinde belediyeleri güçlendirmek, turizm sektörünün geleceği ve Türkiye ekonomisi açısından olmazsa olmazımız. İYİ Parti Muğla Milletvekili adayı Mehmet Tosun, Marmaris'teki seçim çalışmalarının ilk gününde Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy ve partililerle birlikte marina ve çarşı esnafını da ziyaret etti. Gençlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Tosun, bu pırıl pırıl gençlik artık geleceğini yurt dışında aramasın, Muğla'da kalsın, Türkiye'de kalsın. İşte biz bu nedenle 14 Mayıs'ta önce 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, sonra da İYİ Parti'ye destek istiyoruz. Tosun, Marmaris'te Millet İttifakı seçim ofisine de uğradı. CHP ilçe başkanı avukat Zekican Balcı ve partililerle sohbet eden İYİ Partili Mehmet Tosun, demokrasi nöbetiniz 14 Mayıs'ta bayram kutlamalarıyla son bulsun dileklerinde bulundu. Mehmet Tosun'un son durağı Marmaris'in turistik mahallesi İçmeler oldu. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Tosun, sezon öncesi esnafın beklentilerini ve sorunlarını dinledi.